Merhaba sevgili izleyiciler. Bu videoda Apple Pay'in Türkiye'de nasıl kullanılacağını detaylı bir şekilde anlatacağım. Öncelikle bilmeyenler olabilir. Apple Pay nedir? Apple'ın çok güzel bir servisi arkadaşlar. Bir kol saati var, Apple Watch. Aynı zamanda iPad ya da iPhone üzerinden de bu servisi kullanabiliyorsunuz. Peki bu servis ne işe yarıyor? Aslında bankalar arası kart merkezinin de sık sık ifade ettiği gibi bir temassız ödeme teknolojisi aslında sevgili dostlar. Nasıl siz herhangi bir ödeme esnasında temassız kredi kartınızla sadece yaklaştırarak yaptığınız ödemeyi bu sefer akıllı saatinizde yapıyorsunuz. Ama biliyorsunuz Türkiye Apple ekosistemi için bir üçüncü dünya ülkesi olduğu için bazı servisler ya çok geç geliyor ya da hiç gelmiyor. İşte o hiç gelmeyen servislerden bir tanesi de bu Apple Pay. Ama biz bir şekilde çalıştırmayı başardık. Apple Pay ilk duyurulduğunda aslında Türkiye'deki denemeler başarılı olmuştu. Peki bu denemeler nasıl yapılmıştı? Öncelikle bir sanal kart kullanımı vardı arkadaşlar. Yani yurt dışında sanki yurt dışından bir kredi kartı kullanıyormuş gibi sanal kart kullandırtan bazı servisler vardı. Siz de bu servisleri kullanarak bu duvarı aşabiliyordunuz. Ama son günlerde bu maalesef mümkün değil. O nedenle yurt dışından alabileceğiniz ön ödemeli kartlar ya da sanal kartlar Türkiye'de şu anda çalışmıyor. Peki ben nasıl çalıştırdım? Bu deneyimi sizlerle paylaşayım. Bildiğiniz gibi basın mensubu olduğumuz için dünyanın dört bir yerinde etkinlikler oluyor ve bu etkinlikleri yerinde takip ediyorum. Konu teknoloji olunca Amerika'daki etkinliklerin sayısı fazla. Ben de olur ya cüzdanımı kaybederim, bir yerde unuturum, başka şeyler olabilir diye. Orada kendimi garanti altına almak için bir banka hesabı açtırdım sevgili izleyiciler. Banka hesabı açtırdım, bir banka kartı elime geçti. Ama işi bir adım daha öteye götürüp bir kredi kartı edineyim dedim. Bunun için tabii ki Amerika'da SSN olarak adlandırılan, uzun adı da Social Security Number dediğimiz bizdeki TC kimlik numarasına benzer bir numara alınması gerekiyor. Başvurdum ve bu SSN'i de almayı başardım. SSN'i aldıktan sonra bu sefer bankanıza tekrar gittiğinizde daha önceden sadece pasaportunuzu gösterip açtırdığınız banka hesabınıza bu sefer SSN numarasını da ekletiyorsunuz ve kredi kartı başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Kısa sürede bu kredi kartı başvurusu onaylanıyor ve size Apple ekosisteminde kullanabileceğiniz dünyanın her tarafında geçerli olacak bir kredi kartı teslim ediliyor. Apple ekosisteminde çalışan kredi kartını edindik ama işler bitmiyor arkadaşlar. Bir de bölgeyi değiştirmemiz gerekiyor. iPhone'un ilk kurulum ekranında size nerede yaşadığınızı ve adresinizi soran bir bölüm var biliyorsunuz. Bu bölümde Türkiye yerine bu sefer Amerika'yı seçmeniz gerekiyor. Tabii burada çok önemli bir bilgi daha var sevgili dostlar. Amerika'da gerçek bir adres bulmanız gerekiyor. Açıkçası sanal ofis imkanı sunan çok sayıda şirket var. Onlardan birinde yine adres olarak kullanabilirsiniz. Ben öyle yaptım. Bölgeyi Amerika yaptıktan sonra bu sefer kurulum adımında Apple Pay ekranı gelecek. Bir cüzdan olarak eklememizi isteyecek. Bu sefer Amerika'da edindiğimiz kredi kartı bilgilerini girdik ve işlem tamamlandı. Kredi kartını edindik ve iPhone'a cüzdanı tanımladık. Apple Pay artık kullanılabilir. Ama nerede ve nasıl? İşte son anlatacağımız kısım da bu arkadaşlar. Türkiye'de biliyorsunuz temassız ödeme sistemlerinin kullanıldığı sayısız iş yeri var. Sadece kredi kartınızı yaklaştırmanız ya da dokundurmanız yeterli. Ödeme gerçekleştiriliyor. Tabii ki bunun bir limiti var. O da 50 TL. İşte Apple Watch'u ya da iPhone'unuzu tıpkı kredi kartını yaklaştırır gibi ya da dokundurarak bu POS cihazlarına yaklaştırdığınızda ödeme gerçekleştiriliyor. Sadece unutmayın, Türkiye'de bunu sorunsuz bir şekilde kullanabilmek için 50 TL'nin altındaki ödemelerde kullanmanız halinde sorunsuz bir şekilde bu sistemden faydalanabiliyorsunuz. Şimdi dilerseniz lafı fazla uzatmadan Türkiye'de çalışmayan Apple Pay'i Gaziantep'te Tostçu Erol'da nasıl çalıştırdığımızı izleyelim. Tostunuz hazır, lütfen tost verin mi?
Arkadaşlar şimdi o güzel tostu yedikten sonra geldik hesabı ödemeye. Sevgili Erol abimize rica edeceğiz. Abi ben Apple Pay ile ödemek istiyorum. Böyle bir deneme yapmak istiyorum. Normalde biz sizden almayız da bu uygulama için alalım. Hadi gel. Yok abi gelelim buraya. Kart okutunuz lütfen. Arkadaşlar yapmam gereken şey iki kere tıkladım ve şu anda Apple Pay aktif. Bakalım olacak mı? Okundu. Bekliyoruz. Türkiye'de çalışmayan Apple Pay acaba Tostçero'da çalışacak mı? Çalıştı. Evet. Çalıştı abi. Süper. Altta da yazıyor. Eyvallah. Abi çok teşekkürler. Ellerine sağlık. Tostçero'da her şeyin bir ilki olması gerekiyor. Türkiye'de ilk defa Apple Pay'i Tostçero'da çalıştırdık arkadaşlar. Ve inşallah kısa zamanda tüm Türkiye'de böyle teknolojiler çalışır. Ben bankalar arası kart merkezine açıkçası böyle bir ipucu duydum. Detaylarını ilerleyen zamanlarda zaten paylaşıyor oluruz. Ve geldik videonun sonuna arkadaşlar. Apple Pay, Samsung Pay ya da yerli ödeme sistemlerinde de çok güzel sürprizler gelecek. Özellikle 2018'de bankalar arası kart merkezinin duyurularını takip edin sevgili izleyiciler. Çok çok güzel haberler gelecek. İşte bu sistemleri kullanmak bize ne kazandırıyor? Hız kazandırıyor, zaman kazandırıyor ve bu zamanı kendimize ayırabiliriz, sevdiklerimize ayırabiliriz. Teknolojinin en güzel tarafı bu. Kendi deneyimlerimizi bu videoda sizlerle paylaştık sevgili izleyiciler. Eğer unuttuğumuz bir yer olursa aşağıdaki yorumlar kısmından bizlere yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.